Aa, Örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur, bir de kanalına abone olayım. Abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün otobüs simülatör Ultimate'e devam ediyoruz. Bir önceki de biliyorsunuz Hatay'a gitmiştik. Hem aynen Konya'dan Hatay'a gitmiştik. Bugün de çok istek üzerine like'lar fazla gelirse hangi yoruma onu yapacağım demiştim biliyorsunuz. Bugün Best One Turizm'in otobüsünü görüyorsunuz. Nereye gideceğiz? Tabii ki Hatay'dan Van'a gideceğiz arkadaşlar. Hemen seferimizi başlatalım. Trabego ile Best One Turizm çok istenmişti. Abi Van'a git, Van'a git. Bir like'larda güzeldi bayağı diğerlerine göre. Bugün Hatay'dan Van bur olması lazım aynen. 895 kilometreymiş. Bayağı da iyiymiş. Hatta şöyle saatimizi de öğleden sonra 3-4 gibi gidelim diyorum. Hatta 16-30 olsun. Hava durumumuz az bulutlu olsun hadi. Az bulutlu bir havada. Çok güzel bir sefer yapacağız arkadaşlar. Yine ikram almıyorum. Belki yolda bir mola veririz. Yolcularımızın ihtiyaçlarını gideririz. Güzel olur. İkram almayı pek sevmiyorum. En güzeli yolda mola vermek arkadaşlar. Tesiste dururuz. Hem yakıt tasarrufu hem de yakıtımızı yenileriz. Yakıt alırız hem de bir mola veririz. En son Hatay'da kalmıştık. Hatay'dan yola çıkıp Van'a gidiyoruz. Aa, niye burada? Ha tamam doğru ya. Ben de diyorum niye burada başlattı bizi? Direkt peronda başlayacak gibi düşündüm de bir an. Tamam sıkıntı yok abi. Hemen şu farlarımızı açayım. Yani en azından parkları açalım. Ortam birazcık aydınlansın. Hava da yani 4,5 seçtik. Bildiğin hava kararmış gibi oldu ya. Bu kadar da karanlık beklemiyordum. Neyse. Şuradan bir araya bir dalabilir miyim? Vallahi daldım. Neyse arabada kimse yokken birazcık vuralım sağa sola. Zaten birazdan yolcular varken bunları yapamayacağız. Otobüsü göstermedim size. Abi bakın. Best One Tourism arkadaşlar. Çok sevilen bir tabii ki otobüs firması. Yorumlarda da çok istendi ve çok da like geldiği için bunu yaptım. Güzel olacağını düşünüyorum. Travego ile Hatay Van seferi başlayacak arkadaşlar. Bizim peron neredeymiş? Bizim peron nerede? Kaçıncı peron? 9 numaralı peron bizimdir. Yolcularımız bekliyor zaten. Şuraya güzelce girelim. Vallahi kötü girdik. Dur. Birazcık geri geleyim. Birazcık geri geleyim. Otobüs simülatörü bayağı seviliyor. Yani yorumlarda sürekli otobüs simülatör, otobüs simülatör diye epey bir yorum gelmeye başladı. GTA'yı unuttunuz vallahi hemen. Şimdi şu kapılarımızı açalım. Mavinin. Hadi mavinin hızlı ol biraz. Hızlı. Bagaj fişlerini ver. Yolcuların bagajlarını yerleştir. Yola çıkacağız. Yine çok zorunda kalmadığımız sürece ekspres bir sefer olacak arkadaşlar. Yani öyle çok fazla beklemeyeceğiz. Yavaş gitmeyeceğiz. Olabildiğince hızlı gitmeye çalışacağız. Bu aralar aman otobüs ne yapıyor ya? Allah'ım yavaş yavaş gelme. Abi çıkamıyorum ki ya. Bak geliyor hala ya. Abi bir dur. Bir dur 2 saat. Biz çıkarken geri ileri gitmeye çalışıyor. Bir şeyler yapıyor. Bu aralar arkadaşlar hem sabah hem sabah 8'de hem de normal 4'te video gelecek. Haberiniz olsun yine ben yazdım ama bir kere daha söyleyeyim. Muhtemelen sabahları otobüs simülatörü olur. Akşamları bizim yine arabalar GTA 5'e devam ederiz. Haberiniz olsun. Şimdi perondan artık çıkıyoruz. Vallahi vurmadım ha. Frenler muhteşemmiş Travego'nun. Bu Travego'nun şey arkadaşlar 16 SH'de Black versiyonu. Baya güzel, baya güzel duruyor gerçekten. Çok da iyi ve güçlü bu otobüs. Şu şeyleri açalım hemen. Şuradan klimayı 28'e getirdim. Multimedya, Wi-Fi, tuvalet bunda yoktu. Ha, tuvalet yok bunda. Tamam. Okuma ışıklarını da açtım çünkü aman arabaya vurmadık. Öğleden sonra seçtiğimiz için hava hafiften karanlık. Yolcularımız kitap mitap okursa düzgün bir şekilde okusun. Muhabim bak yolcular bir şey isterse hemen gidiyorsun ha. Anca oturuyorsun zaten. Bari bir şey yapsın. 843 kilometreyle şu an için yoldayız arkadaşlar. Güzel bir yolculuk olacak umarım. Dediğim gibi en hızlı şekilde, en az kazasız, en güvenli şekilde gitmeye çalışacağım. Çok fazla öyle molaymış, ne bileyim yolda beklememiş falan onları unutun bugün. Çok hızlı, ekspres bir sefer yapacağız. Olabildiğince hızlı gitmeye çalışacağım. Şimdi şu arabanın araya girsek kaza yapmayız. Güzel. Hadi bakayım o şey. Kamyon biraz yürü yürü. Vallahi bunlar biraz hızlı gitse çok daha hızlı gideceğiz de bunlar bizi bayağı bir yavaşlatıyor arkadaşlar. Gerçekten bayağı yavaşlatıyor. Şimdiden de bir Van terminalini görürüz. Van otogarını görürüz. Bilenler varsa ben bilmiyorum. Gerçekle aynı mı? Yorumlarınızı yaparsınız zaten. Hatay'ı söylediniz. Böyleymiş zaten diye. Gerçekte de aynıymış.
Bakalım Van Otogarı, Van Terminali gerçek hayattakiyle oyundakini aynı mı yapmışlar yoksa yine sallamasyon mu? Onu göreceğiz. 798 kilometre sonra. Ortam bayağı güzel yalnız. Şeritler büyük, yol geniş, ağaçlık. Bayağı güzel bir yerden gidiyoruz. Bakalım Travego ile. Umarım hızlı ve kazasız bir sefer olur arkadaşlar. Yolumuz öyle kısa değil. Birazcık var. 700 kilometreden fazla bir yolculuk olacak. Ama ben yine sizin için en hızlı şekilde ve en güzel şekilde gitmeye çalışacağım. Otobüs simülatör devam edecek arkadaşlar bundan sonra da. Belki Truck Simulator Ultimate de oynarız. Bilmiyorum ama genelde otobüs simülatör seviyorsunuz. Çok isterseniz Truck Simulator'ı da oynarız. Haberiniz olsun. Biraz cam suyuyla camları bir temizleyelim. Çok çabuk kirleniyor. Dikkatli bir şekilde. Abi sağa geç ya. Soldan gitme ya. Yavaş yavaş gidiyorsun. Geç sağa. Vurdurdun bizi ya. Allah'ım ya. Bak. Çok yavaş gidiyorlar ve geçmiyorlar sağ tarafa. Geç. Hadi. Bak. Bir de gerinden aynı şeritten devam ediyor. Hiçbir şekilde ortaya geçmiyorlar arkadaşlar. Bayağı bir zorlamanız lazım. Çok korna çalmanız lazım. Şöyle selektör falan yapmanız lazım. Anca şerit değiştiriyorlar. Ama bazıları hızlı yapıyor. Bazı arabalar gıcıklık mıdır nedir hemen değişmiyor. Bayağı bir sol tarafta böyle yavaş yavaş gidiyorlar. Onu bekleyeceğinizi siz orta şeride geçin. Sağdan sağlayın geçin. Evet burada bir servis var. Allah'tan lastik mastik patlamadı abi. Yani geçen nereye giderken bir yere giderken lastik patlamıştı. Burada servise girmiştik. Lastik değişimi yaptırmıştık. Ama ondan sonra bir daha hiç olmadı. Umarım olmaz. Çünkü ekspres seferde beklemek sıkıntı arkadaşlar. Ekspres sefer molasız en iyi şekilde, en hızlı şekilde gitmek gideceğiniz noktaya. Ama bugün eğer yolcular çok acıkırsa bir istisna yapıp mola verebilirim. Şu an zaten %86 açlık seviyesi var. Memnuniyet 100'ün üzerinde arkadaşlar. O kadar yüksek ki. Gerçekten yolcular uçakla gitmediğine gerçekten mutlu olmuştur. Otobüs daha konforlu onlar için şu an. Yani çok rahat, sarsıntısız, güzel bir şekilde gidiyoruz. Bak yine önde bir Dacia var. Dörtlü yakma abi. Sağa geç ya. Sağa geç. İcraat yap. Sağa geç. Evet yine geçmiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Biz sağa geçeceğiz o yüzden. Oradan gitmeye devam etsin. Abi sen niye geçmiyorsun? Bakamadım adama. Neyse. Çok yavaşlar. Evet yolda sol taraftan gidenlere fazla korna çalmayın arkadaşlar. Zaten geçmiyor. Hiç yormayın kendinizi. Sağdan sağdan en güzel şekilde devam edin. Camlar da çok sık kirleniyor bu arada. Vallahi çok sık kirleniyor camlar. Şu en sağ şeritten devam. Polisi bile geçiyoruz artık. Polis bile yavaş yavaş gidiyor. Kamyon sen solda ne işin var? Hepsi yavaş yavaş görüyorsunuz. Biz sağdan güzel bir şekilde gidiyoruz. Biraz şöyle dışarıyı görün. Daha güzel olsun. Radyo açar mısın? Sıkıldım. Tamam açacağım be. Bak normalde radyo açmıyorum biliyorsunuz. Ama şöyle yapacağım. Vurdum ya. Ha, hızlı diyormuş pardon. Radyoyu açıp sesini kısacağım arkadaşlar. Telif yemeyelim. Türkçe Hit FM'i açtım. Birazcık müzik dinlesinler. Hatta bir de şöyle kemerlerinizi bağlayın. Anonsu geçelim. Anonsu duyuyorsunuz. Evet. Kemerlerinizi bağlayacaksınız arkadaşlar. Arabaya biner binmez kemerler, emniyet kemerleri bağlanacak. Güvenlik için en önemlisi o. Aman abi dikkat. Polis üzerimize gelme valla. Ceza meza da yazar şimdi bize. Sağdan bastım gidiyorum. Bak yine soldan yavaş giden biri var. Şu an için emniyet şeridine girdim artık. Siz bunları görmeyin arkadaşlar. Ops. Hızlı bir şekilde. 612 kilometremiz kaldı. Hatay Van seferi devam ediyor. Uzun bir yolculuk olacak. Bak sola geçecek. Oo, aradan fena geçtik yalnız. Sola geçeceğini anladım ama fren yapamayacağım için mecbur girmek zorunda kaldım araya ama kurtulduk. Bir şey olmadı. Evet gene geldik o gıcık yollara. Buralar bela arkadaşlar. Sürekli tırmanma, sürekli viraj, sürekli dağ yolları. Ve araçlar da gördüğünüz gibi yavaş yavaş gidiyor. Zaten burası sonuçta hızlı araba değil bunlar. Kamyon, ne bileyim otobüs, tır, ticari araba hızlı gidemiyorlar. Biz de arkalarda takılıp kalıyoruz ya. Ama ben onları sollarım merak etmeyin. Sollarım hadi bakalım. Van'a gidiyoruz arkadaşlar bugün Hatay'dan. Bakalım takipçilerimiz arasında Vanlı kimler var? Ya da Van'a gitmiş kimler varsa yorum yapsın. Bir görelim bakalım Vanlıların sayısını takipçilerimizde. Van'la gitmiş ya da Van'da olan herkese kalp atacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Yani yorum yapan herkese kalp atıyorum da yine ekstra da atacağım haberiniz olsun. Şu an ben vallahi bu panel vanın arkasına takıldım kaldım geçemiyorum. Önde tır da yavaş gidiyor. Doğru sessiz bir ona rağmen yavaş gidiyor. Ben şundan sonra bir sollamaya çıkacağım. Diyecektim de tır geliyormuş çıkamayız ki abi. Bundan sonra çıkarım ben şu arabadan sonra.
arabadan sonra çıktım abi. Haydi bakayım. Of çok riskli. Şu an aşırı riskli bir şey yaptım. Virajda sollamaya çıktım. Muhtemelen kafa kafaya gireceğiz öndeki biriyle. Ama ben şeridime geçtim. Tırca azıcık hızlı gitsem var ya. Seni de sollayacağım da. Ya şundan sonra bir sollamaya daha çıkarım ben. Bak şimdi. Hop. Haydi bakayım. Abi var ya, böyle güçlü otobüsünüz varsa rampada bile sollamaya çıkarsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onlar geride kaldı. Biz yine en önde yerimizi aldık. Şu cam suyla biraz temizleyelim. Camlar çok çabuk kirleniyor. Yani aşırı hızlı kirleniyor hem de. Sürekli cam suyunu açacaksınız abi. Silecekler full çalışması lazım. Cama su fışkırtıp durun sürekli. Bak 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 bak, virajı yüzde dönüyorum. Ön yine kuyruk olmuş. Vallahi kuyruk olmuş ama ben sizi bekleyemem. Aradan daldım vallahi. Allah 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 Allah. Abi şu an var ya, tam gaz gidiyorum yani, öyle riskli hareketler yapıyoruz ki. Ama hiç kaza yapmadık. Biraz şansa biraz da. Tabii güzel kullanmanın sayesinde. Önde kimse yok ama çok riskli. 3 tane otobüs mü var abi önde? 3 otobüsü sollamaya kalkışsak muhtemelen karşıdakiyle çarpışırız. Ama birazcık fırsat kollayacağım ve sollamaya çalışacağım. Ekspres sefer dedik. Hızlı gideceğiz. Oyalanmayacağız. Kaza da yapmadan gideceğiz ama. Kaza yaparsak çok sağlam oyalanırız çünkü. Ama çıkamıyorum. Çok kalabalık. Karşı taraf aşırı kalabalık. Şerit full geliyor sürekli. Şu otobüsten sonra bir deneyeceğim ama. Otobüs bir geçsin. Diyeceğim de nereye deniyorsun? Arka sürekli araba geliyor. Var ya, pas araba geliyor, otobüs geliyor. Şuradan bir bakayım şeride. Abi hala geliyor yani. Buradan benim bunları sollama ihtimalim çok yok. Bayağı yoğun bir trafik var dağ yollarında. Yine dağ yolundan yine devam ediyoruz. Yine tırmanacağız. Vallahi bunları bizim sollamamız bayağı zor olacak ki. Bunların arkasına takıldık, beraber gideceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Baksanıza. 3 otobüs. Hiçbiri de birbirini sollayamıyor tabii ki. Tabii nasıl sollasın yani? Rampa çıkıyorsun. Bir sollamaya kalkışsan direkt karşıdakiyle kafa kafaya gelirsin. Ama dur bakayım. Bir denemeye çalışacağım. Ara ara denemeye çalışacağım. Aa, burası güzel. Haydi bakayım, çıktım sollamaya. Kesin bu sefer vuracağız kafayla. Bak bak, geliyor karşıdan. Sıkı tutun, kaza geliyor. Kaza geliyor. Gelmez. Korkmayın, şaka yaptım. Kaza yapmayız. Araya girdik abi. Evet, güzel. Şu an ikinci sıraya yani bir aşama atladık. Öndeki kişi var. Şunlar da birazdan geçeceğim, merak etmeyin. Bu kamera açısı güzel oluyor. Önümü rahat görebildiğim için birazdan iç kameraya geçeceğim, merak etmeyin. Şimdi birazdan bir sollama daha başlıyor. Sinyalimi verdim. Şu arabadan sonra çıkacağım. Haydi bakalım, tam gaz. Bip gaz yapıyorum şu an. Şu ikisinin arasına girersek süper. Giremezsek solu da göremiyorum. Gelen giden var mı? Muhtemelen gelen var. Ben şu araya bir sıvışayım şöyle. Evet. Güzel. Ay neyse, birazcık vurdum, kahveleri döküldü. Bariyerlere vurdum ama Allah'tan arabaya vurmadık. Evet, daha fazla bence şansımızı zorlamasak iyi olacak. Çünkü bayağı riskli hareketler yaptım, ona rağmen bir bariyere sürttük, bir sıkıntı yok. Dur biraz radyo değişeyim bu arada ben ya. Abi bunlar aynı radyoyu dinlemekten sıkılmıştır şimdi. Şunu kapatalım. Radyoyu bir arabesk açalım. Birazcık bunlar uykuları gelir belki, bilmiyorum. Gelmez gerçi de. Gelirseler iyi olur, daha hızlı giderim. Yoksa şey yapıyorlar, çok hızlı gidince biliyorsunuz kızıyorlar. Anons da geçiyor şu an. Evet, anonsumuzu dinlediniz. Hadi abi, setra be. Hadi birazcık hızlı, bizden hızlısın sen. Hadi bize geçersin. Birazcık gaza bassa var ya, öyle güzel olacak ki. Var ya, ama gitmiyor. Şimdi ben biraz onu sollayacağım, merak etmeyin. Sollamaya çıktım abi. Haydi bakalım, karşısına otobüs geliyor. Aman, biraz frene bas Travego. Hop, vallahi sıyırdık. Abi, kaza yapmam, merak etmeyiniz. Çıkamayacağımı, geçemeyeceğimi bilsem zaten çıkmam. Çıkıyorsam da kaza yapmayız. 411 kilometre kaldı. Yolun yarısını bitirdik arkadaşlar. Yolumuz uzundu ama yani. Hatay'dan yola çıktık, ta Van'a gidiyoruz. Türkiye'nin en doğusuna gidiyoruz. En güneyinden en doğusuna gittik resmen. Uzun bir yol ve yarısını bitirdik henüz. Bakalım kalan yarısında kaza yaşayacak mıyız? Çok sanmıyorum ama şöyle bir sollamaya çıktım. Vallahi yine güzel bir sollamaydı ama biraz riskli hareket bunlar. Bunlar çok riskli hareketler. Şöyle sağ şeride tekrardan yerimi aldım. Su mu? Abi susadım diyorlar ya. İçme bir şey, ne olacak dedim. Evet, küstü. Konuşma benimle diyor. Peki. Oo, yalnız %70 olmuş arkadaşlar. Memnuniyeti biz bayağı düşürmüşüz ya. Oo, bak bu çok kötü oldu. Yani eğer böyle devam edersek parayı falan az alacağız. Yani kazancımız düşük olacak bu seferden. Ve açlık da %54'e kadar düşmüş. Yolcular bayağı bir acıkmış.
Bilemedim ya. Ufak bir mola versek mi, vermesek mi? Çok emin değilim. Bir bakalım duruma göre. Eğer yakıtımız azalırsa iyice belki bir mola veririz. Azalmazsa vermeyeceğim ya. Abi ekspres sefer dedik, vermeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Ama hata bende. Ekspres yapıyorsam şey alacaksın abi, ikram servisi yapacağız. Biz ekspres yapıyoruz, bir de üstünü aç bıraktık adamları. Yani iyice kafayı yiyecekler şimdi. O kadar yol gidiyorlar. Ne su içtiler, ne bir kek yediler. Molasız. Yani bilmiyorum, tuvalet de yok otobüste. İyice sıkıntı. Ama artık neyse, bu kadar geldik, biraz daha dayansınlar. Biraz daha dayansınlar, tam gaz gidiyorum artık. Da. Şu öndeki bir açılırsa. Ya abi. Bak yine aynısı ya. Burada hep böyle oluyor. Burayı dönerken öndekiler sürekli fren yapıyor. Ve tabi böyle giriyoruz. Bize tabi takip mesafesi de yok. Dibinden gidiyoruz. Vurduk arkadan arabaya direkt. Ama onlar da direkt fren yapıyor durduk yere. Hep burada oluyor. Daha önce de olmuştu. Bilenler olacaktır. Hep burayı dönerken bir ani fren yapıyorlar. Direkt arkadan geçiriyoruz valla. Neyse. Hadi bakayım. İlk kazamız mı? Değil gerçi ama ilk ciddi kaza diyebilirim. Gerçi çok fazla da sert vurmadım ya. Frene bastım bay. Allah, rampa aşağı valla öyle kaptırdım ki. Hop hop. Fren bile artık anca durduruyor kendini. Abi çok yavaşlar. Vallahi çok yavaşlar. Birazcık hızlı gitmeleri lazım. Hadi abi. Valla korna bastıracaksınız bize. Yürü. Hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı ol biraz. Cık. Yine konvoy yapıyoruz sanki ya. Hadi abi. Hadi abi. Al. Bak gene aynısı. Ne var şimdi burada? Ya burada niye frene basıyorsun ki ya? Hiçbir şey yok frene basacak ya. Bomboş yerde frene basıyor. Sonra da kaza yaptık oluyor. Hadi yürü. Az geri gittim. Yürü. Hadi korona. Hadi abi yürü. Ha, bekliyor. Davetiye bekliyor. Biraz daha geri geleyim. Heh, ondan sonra açılıyor. Böyle kaza yaptığınızda hafiften geri gelin, yoksa gitmiyorlar. Yani hafif geri gelip o aracı çarpmayı uzaklaşın, teması kesin, ondan sonra ilerliyorlar, yoksa ilerlemiyorlar. Yani öyle bekliyor, yani sabaha kadar bekler belki. Çok fazla sabit kalmayın en noktada. Hafif geriye gelin, araç ondan sonra hareket ediyor. Ben sağdan şundan bir kurtulayım, gene kaza yapacağız. Elazığ turizmmiş bak. Allah, Allah'ı kaza yaptır dayı bize. Hadi bakayım. %42 yakıtımız var. Bence gayet yeter. Yani bu bizi her türlü götürür arkadaşlar. 300 kilometreyi birazcık şu molayı, şey molayı diyorum. Radyoyu değişelim mi? Adamlar Orhan Gencebay dinleye dinleye, arabesk dinleye dinleye bir hal oldular. Şöyle yapalım. Ne var? Türkü efendim. Hadi türkü dinlesinler biraz. Doğuya gidiyoruz. Aman aman vuracaktım yine. Biraz türkü dinlesinler 300 kilometrede. Ondan sonra zaten varmış olacağız. Ben yine sağ şeritten gidiyorum valla. Onlar soldan yavaş gidiyor abi. Tam tersi olması gerekiyor. Biz sağdan gidiyoruz hızlı. Onlar soldan yavaş gidiyor. Etrafta şöyle görün. Dağlar mağlar gözükmeye başladı gördüğünüz gibi. Doğu Anadolu bölgesindeyiz artık. Ve tabi daha da doğusundayız. Doğunun da doğusundayız şu an biz. Yani daha değil ama bir 300 kilometremiz var. Yollar falan iyice böyle güzel olmaya başladı. Ortam, çevre, yeşillik, dağ, bayır bayağı bir çoğaldı. Sol şeritten de kaptırdım gidiyorum. Biraz da trafik azaldı farkındaysanız. Yani çok fazla doğuya gittikçe araç trafiği de azaldı. Ve biz de tabii ekspresliğimizi konuşturacağız bugün arkadaşlar. Şöyle bir cam suyu, camları bir temizleyelim mis gibi. Bak gene burada bize makas attıracaklar durduk yere. Yaptırmayın bunu bize. Ama mecbur. Vallahi zorluyorlar. Kaza da yapmıyoruz ha. Vallahi güzel gidiyoruz. Hatay Van seferi devam ediyor arkadaşlar. Bir 250 kilometremiz kaldı. Dediğim gibi çok istek üzerine. Yani bir mesela örnek veriyorum. Bu videonun altında örnek veriyorum. İşte X şehrine gidelim abi yazınız. Yazın yani isteyenler. Ve hangi yorum çok like alırsa onu yapıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve bunu da her yorum yapanı da videonun başında zaten paylaşacağım. Kimin isteğini yapıyorsak videonun başında göreceksiniz. İsmini, ne yazdığını, yorumunu falan görmüş olacaksınız. Yani her şey gerçek. Kendim seçmiyorum bu gideceğim yerleri. Tamamen sizin isteklerinizi yapıyorum. Bugün de olduğu gibi. Şuradan bir orta şerit yapalım. Polis sen de yavaş gidiyorsun ya. Az hızlı ya. Bas gaza korkma. Biz otobüsle basıyoruz. Yüzde gidiyoruz ya. Rampa çıkıyoruz. Adam sedan arabayla 80'le gidiyor rampada. Evet. Rampa aşağı biraz salayım. Yine camlar kirlendi. Araba zaten leş oldu resmen. Araba var ya o kadar pislik içinde ki, daha yeni yıkattım ben bunu. Hemen kirlendi. Yani 500 kilometrede 600 kilometrede araba yine
bayağı bir pis hale geldi. Yine yıkatırız. Bir dahaki seferden önce ben bunu yıkatırım. Öyle sefere çıkarız. Biliyorsunuz her seferde temiz arabayla arkadaşlar. Asla kirli arabayla bir yerden bir yere gitmiyoruz. Her sefer öncesi aracı yıkatıyorum ben. Mesela örnek veriyorum. Bir yerden bir yere gidiyorum. Yolda benzin istasyonunda aracı yıkatıyorum. Daha sonra sizin istediğiniz yere gidiyoruz. Öncesinde ben yine ufak bir oynuyorum mecburen. Yoksa araba çok kirli oluyor çünkü. Garajda da araç yıkama özelliği yok. O yüzden bayağı sıkıntı. İlla benim her seferinde bir kere bir yere gidip aracı yolda yıkatmam gerekiyor. Ben biraz oynuyorum yani. Ufak bir Allah. Niye vurduk ya? Hiçbir şey anlamadım ha şu an. Nasıl vurduğumuzu. Dış kameradan sürdük ya göremedim adamı. Neyse. Yaklaştık. İlla bir kaza yapacağız. Güzel güzel gidiyoruz dedik. 124-125 kilometremiz kaldı. Artık radyoyu kapatalım ya. Vallahi kafamız şişti yeter. Çok fazla çaldık radyoyu. Bir anons geçeyim ben. Yolculuk bitti anonsu geçeyim. Onlar zaten anlar az kaldı. Hazırlık yapsınlar. Evet anonsu dinliyorsunuz. Evet anonsumuzu dinlediniz arkadaşlar. Yavaş yavaş çantaları mantaları. Onları bir toparlasın millet. Bir uyansınlar. Çünkü 60 kilometre kaldı artık. Van'a giriyoruz. Siz dediğim gibi Van terminaline girdiğimizde bir bakın bakalım. Van terminali gerçek hayattakiyle aynı mı değil mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Yazın. Ona göre bir bakalım. Yani gerçeğini mi yapmışlar, uydurmuşlar mı göreceğiz. Hatay aynısıydı. Hatay terminali, otogarı. Konya'da aynısıydı. Bakalım Van aynısı mı göreceğiz. Bir 40 kilometremiz var. Birazdan varmış olacağız. Güzel bir yolculuk oldu ama birazcık sıkıntılı oldu. Çünkü %60 açlık seviyesi var. Yani yolcular inanılmaz acıklar. Pardon %60 değil ya %28. Yani çok felaket açlar şu an. Yani beni yiyecekler neredeyse. %60 da mutluluk. Yani mutluluk hadi neyse de inanılmaz acıkmışlar arkadaşlar yolcular. Haberiniz olsun bayağı sıkıntılı. Artık Van'a gidip Van kahvaltısı mı yaparlar ne yaparlar onu bilmiyorum. Ona bakacağız. Sol taraftan ben biraz daha hızlanayım. Bunlar vallahi birazdan açlıktan otobüs falan kemirecekler. Ben hızlı bir şekilde gidiyorum. Sinyalimi verdim. Nereden döneceğiz? Ha, bura özel bir terminal yapılmış gibi duruyor. Sanki gerçektir diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi yorum yapın. Ben bilmiyorum gerçekteki terminali, Van terminalini. Ve bir dışarıdan bir göstereyim size. Böyle bir yer yapılmış ama bu kadar küçük değildir bence ya. Van terminali büyük bir şehir orada. Büyük şehir sonuçta. Daha büyük bir yerdir gibi tahmin ediyorum ama bilemedim. Yazarsınız. Van Otogar Şehirler Arası Otobüs Terminali diyor gördüğünüz gibi. Geldik. Yolcularımız güvenli, az kazalı, güzel bir sefer yaptı. Otobüsümüzü park edelim. Muavin herkesin bagajlarını versin. Şu Wi-Fi'yi kapattım. Multimedya, ışıklar, anonsumuzu kapattık. Hatta şöyle yapalım. Yolculuk bitti anonsu geçtim. Bagajları açıyorum artık. Muavin de insin. Dur şöyle gösterelim. Muavin. Hadi muavin hızlı. Evet. Toplamda 19 dakika sürmüş arkadaşlar. Hatay'dan Van'a ulaşmamız. 1381 lira kazanmışız. Biraz giderimiz olmuş 215 TL olarak. Ama genel olarak bence gayet başarılı. İyi bir yolculuk oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Otobüs simülatör devam edecek arkadaşlar. Yorum yapmayı, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ha bir de bildirimleri açarsanız harika olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere.